Ya da bir aile balık avı için gittikleri gölde işletmeci zorbalığına maruz kaldı. İddiaya göre bütün izinleri almalarına rağmen işletmeci misinalarını kesti, çalışanı ise taş atıp korkutmaya çalıştı. Aile yaşadıkları zorbalığı cep telefonuyla kayda aldı. Silikli Göl Tabiat Parkı'ndayız. İşletme sahibinin elemanı ve işletme sahibi Milli Parkların burada balık avını serbest etmesi, Ankara su ürünlerinden serbest onay alınması halinde gerekli böyle suya taş atarak, oltaları keserek bizleri buradan kovmaya çalışıyorlar. Misinasını kestiler, suya taş atıp korkutmaya çalıştılar. Milli Parkların balık avına izin verdiği gölde işletmeci eşkıyalığına maruz kaldılar. Sen uyarıldın, dinlemiyorsun. Kardeşim ben kanun dinliyorum. Kanunsuz bir iş yapmıyorum. Sizin gibi. O taş çocuğumun ayağının dibine düştü. Sakarya'da yaşayan Adem Karahan hafta sonu ailesiyle birlikte Sülüklü Göl Tabiat Parkı'na balık tutmaya gitmişti. Çok geçmeden göl kıyısındaki bu işletmeci ve çalışanı yanlarında bitti. Bana balık avının yasak olduğunu söylediler. Her türlü iznimin olduğunu söylediğim takdirde oltalarımı kesip çocuklarımın kafasının üstünden taş atarak günümüzü rezil etmek için ellerinden gelen her şeyi gösterdiler. İddiaya göre bütün izinlere rağmen zorbalık dakikalarca sürdü. Jandarma geldi, Milli Parklar geldi. Hepsinden iznimizi aldık ama işletme sahibi böyle oltamızı karıştırıyor, kesiyor, koparıyor. Göle atılan taşlar küçük çocukları çok korkuttu. Huzurumuzu kaçırdılar. Günümüz rezil oldu. Çocuklar perişan oldu, korktular.